116. sayfa. Pekiştirme soruları 1. 72, 108 ve 144 sayılarının EBOB ve EKOK'unu bulunuz. Evet, 72, 108 ve 144. 2'ye bölelim. 72'yi 2'ye bölersek 36 olur. 108, 54 olur. 144 ise 72 olur. Bu ortak bölen olduğu için işaretleyelim. Tekrar 2'ye bölelim. Burası 18, burası 27, burası 36 olur. Bu da ortak bölen oldu. Üçünü de böldüğü için. Tekrar 2'ye bölelim. Burası 9 olur. Burası 27. Burası 18 olur. Bu iki ortak bölen değil. 27'yi bölmedi. Tekrar 2'ye bölelim. 9 bölünmez. 27 bölünmez. 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 olur. Bu da ortak bölen değil. Şimdi 3'e geçelim. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. 27'yi 3'e böldüğümüzde 9. 9'u 3'e böldüğümüzde 3. Bakın bu da ortak bölen çıktı. Tekrar 3'e bölelim. 3'ü 3'e böldük 1, 9'u 3'e böldük 3, 3'ü 3'e böldük 1. Bu da ortak bölendir. Her üçünü de böldüğü için. Tekrar 3'e böldüğümüzde 1 buluruz. Şimdi işaretlediklerimin çarpımı EBOB'dur. Evet. EBOB 72, 108 ve 144. 2 çarpı 2, 4. 3 çarpı 3, 9. 4 kere 9, 36 olur. EKOK ise burada çıkan tüm sayıların çarpımı olacak. Evet. 2, 2, 2, 2. Bu 2 üzeri 4. Yani 16. 3, 3, 3. 3 üzeri 3. 27. 16 ile 27'yi çarpalım. 7 kere 6. 42 elde var. 4. 7 kere 1, 7. 4 de elde. 11. 2 kere 6. 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde. 3. Topladığımızda 2, 3 ve 4. EKOK'larını 432 olarak buluruz. 2. A sayısı 4, 5 ve 9 ile tam bölünebilen bir sayıdır. A sayısının 380'den büyük olduğu bilindiğine göre A'nın alacağı en küçük değeri bulunuz. A sayısı 4, 5 ve 9 ile tam bölünebiliyorsa bu sayı 4, 5 ve 9'un bir katı olmalıdır. Şimdi A'nın en küçük değeri dediği için en küçük ortak katını bulalım. Yani EKOK'larını. 4, 5 ve 9 aralarında asal olduğu için bunları direkt çarparak ekoklarını bulabiliriz. 4 kere 5, 20. 9 kere 20, 180 olur. Bu A'nın en küçük değeridir. A sayısının 380'den büyük olduğu biliniyormuş. O halde 180'i biz 3 ile çarparsak 540 olarak A sayısının en küçük değerini buluruz. Çünkü 2 ile çarptığımızda 360 olur. 360, 380'den küçüktür. Cevabımız 540 olacak. 3. A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere K eşittir 3A artı 1 eşittir 5A artı 3 eşittir 8A artı 6 olduğuna göre K'nin alacağı en küçük doğal sayı değerini bulunuz. Şimdi şuraları yorumlayalım. Bakın 3A artı 1 bu şu demek. K sayısı 3'e bölündüğünde 1 kalanını veriyor. 5'e bölündüğünde 3 kalanını veriyor. 8'e bölündüğünde 6 kalanını veriyor. O halde K sayısı eğer 2 tane fazla olmuş olsaydı bu sayı hem 3'e hem 5'e hem de 8'e tam olarak bölünüyordu. Çünkü her seferinde bakın 2 eksik var. 3 ile 1 arasında 2 eksik, 5 ile 3 arasında 2 eksik, 8 ile 6 arasında 2 eksik var. Şimdi 3, 5 ve 8'in en küçük ortak katını bulalım. Bunlar aralarında asal olduğu için direkt çarpabiliriz. 3 kere 5 15, 8 kere 15 120. Eğer K sayısı 120 olsaydı hem 3'e hem 5'e hem de 8'e tam olarak bölünebilirdi. Ama K sayısı 3'e bölündüğünde 1, 5'e bölündüğünde 3, 8'e bölündüğünde 6 kalanını veriyor. O halde K sayısının değeri 120 eksi 2, 118 olmalıdır. 4. EBOB AB 24, EKOK AB 144 olduğuna göre A artı B toplamının alacağı en küçük ve en büyük değeri bulunuz denmiş. A ve B'nin EBOB'ları 24'müş. Dolayısıyla A ve B sayısı 24'ün katı olacak. 24'ün katlarına bakalım. 24, 2 katı 48, 3 katı 72, 4 katı 96, 5 katı 120, 6 katı da 144 oluyor. Şimdi biz A'yı 24 seçmiş olsak, B'yi de ekokları 144 olacağı için 144 seçebiliriz. A artı B o zaman 168 olur. Eğer
A'yı 48 seçersek, B'yi de 72 seçersek gene ekokları 144 olur. Ve bu sefer toplamları da 120 olur. A artı B en az 120, en çok da 168 olur. 5. 36 ve A sayıları için EBOB 36, A12 ve ECOG 36, A eşittir 180 olduğuna göre A sayısı kaçtır? İki sayının çarpımları bu sayıların EBOB'larıyla ECOG'larının çarpımına eşittir. Yani 36 çarpı A eşittir 12 çarpı 180'dir. Buradan A'yı bulmak için 12 ile 180'i çarpıp 36'ya böleriz. 180'i 36'ya böldüğümüzde 5 buluruz. 5 ile de 12'yi çarptığımızda A sayısını 60 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. A ve B ardışık doğal sayılardır. EBOB AB artı ECOG AB 273 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Şimdi ardışık doğal sayıların EBOB'ları 1'e eşittir. Bakın burası 1 olacak. O halde 273'ten 1'i çıkarırsak geriye 272 kalır. Şimdi A ve B ardışık doğal sayılar ve çarpımları 272'ye eşitmiş. Bunlar neler olabilir? Burada deneme yanılma yapacağız. Ardışık olup çarpımları 272 olan sayılar. Mesela birini 17, birini 16 almış olsak 6 kere 7, 42 elde var. 4, 6 kere 1, 6, 4 de elde 10. Burası da 17 olur. Topladığımızda 272 buluruz. Evet. Büyük sayı 17, küçük sayı da 16 olarak bulunmuş oldu. Bize küçük sayıyı sorduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 7. EBOB A virgül B 1 ve A çarpı B 30 olduğuna göre bu koşulu sağlayan kaç farklı AB ikilisinin olduğunu bulunuz. Şimdi A ile B'nin EBOB'ları 1 ise bunlar aralarında asal demektir. Şimdi çarpımları 30 olan sayılara bir bakalım. 1 ile 30 aralarında asal olduğu için bakın AB ikilisi 1'e 30 olabilir. Bunun tersi 30'a 1 de olabilir. Evet. A'yı 2 aldığımızda B'ye 15 olacak. Çarpımlar 30 olduğu için 2 ile 15 aralarında asal. O zaman 2,15 ya da 15,2 de olabilir bakın. Şimdi A'yı 3 aldığımızda B'ye 10 olur. Evet, bunlar da aralarında asal. 3'e 10 ya da 10'a 3. Devam edelim. Başka A'yı 5 aldığımızda B 6 olur. 6 kere 5 30. Bu sefer ikillerimiz 5,6 ya da 6,5 olabilir. Bunun dışında çarpımları 30 olan sayılar olmadığı için AB ikillerimiz 8 farklı değer alır. 8. A ve B pozitif tam sayıdır. EBOB A virgül B 15 ve A artı B 105 olduğuna göre A eksi B farkının en büyük değerini bulunuz denmiş. Şimdi bunların EBOB'ları 15 ise bu sayıların ikisi de 15'in katı olmalıdır. Mesela şöyle yapalım. A 15K olsun. B de 15M olsun. İkisi de 15'in katı. Toplamları 105'miş. Bu ikisini toplarsak 15 ortak çarpan parantezini alacağım. K artı M eşittir. Bakın şöyle 105'e eşit. Buradan 105'i 15'e bölersek K artı M'yi 7 olarak buluruz. Bu şu demektir arkadaşlar. Toplamları 7 olan sayılar. Şimdi biz K'ye 1 verirsek o zaman A sayısı 15, B sayısı da M6 olacağı için 6 kere 15 90 olur. Şimdi bize A eksi B farkının en büyük değeri sorulmuş. O zaman şöyle yapalım. Biz B'ye 1 değerini verelim. M'ye 1 değerini verirsek o zaman B 15 olur. K'ye de 6 değerini verirsek A 90 olur. Ve A eksi B farkının en büyük değeri görüldüğü gibi 90 eksi 15 75 olur. 9. 240 litre süt, 200 litre su ve 100 litre meyve suyu hiç artmayacak ve birbirlerine karışmayacak şekilde şişelere doldurulacaktır. Buna göre en az kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulunuz. Şişelerden bir tanesinin hacmini bulmak için 240, 200 ve 100'ün EBOB'unu bulmalıyız. 2'ye böldüğümüzde 120, 100 ve 50 olur. Bu ortak bölen olduğu için işaretleyelim.
Tekrar 2'ye böldüğümüzde 60, 50 ve 25 olur. Bu da ortak bölen. İşaretleyelim. 2'ye böldüğümüzde 30, 25, 25 bölünmez. Aynen kalır. Bu ortak bölen değil. Tekrar 2'ye bölelim. 15, 25, 25. Bu da ortak bölen değil. Şimdi 3'e geçtik. Burası 5 olur. 25'ler bölünmez. Ortak bölen değil. 5'e böldüğümüzde 1, 5, 5 olur. Bu ortak bölen olduğu için işaretleyelim 5'i. Tekrar 5'e böldüğümüzde de 1, 1 buluruz. Şimdi işaretlediklerimizi çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 5. Burası görüldüğü gibi 20 yapar. Yani şişelerden bir tanesinin hacmi 20 litredir. 240 litre süt kaç şişeye doldurulur onu bulalım. 240'ı 20'ye böldüğümüzde 12 şişe buluruz. 200 litre su kaç şişeye doldurulur? 200'ü 20'ye böldüğümüzde 10 şişe buluruz. 100 litre meyve suyu ise 100'ü 20'ye böldüğümüzde 5 buluruz. Şimdi toplam şişe sayısı ise 12, 10 ve 5'i topladığımızda 27 adettir. Boyutları 54 metre, 72 metre ve 90 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir depo, küp biçiminde eşit hacimli yağ tenekeleriyle hiç boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. Buna göre deponun en fazla kaç tane yağ tenekesi alacağını bulunuz. Yağ tenekesi küp biçimindeymiş. Bunun bir kenarını bulmak için 54, 72 ve 90'ın ebobunu alırız. 54, 72 ve 90. 2'ye böldüğümüzde 27, 36 ve 45 olur. Bu ortak bölendir. İşaretleyelim. Tekrar 2'ye bölelim. 27, 18 ve 45. Tekrar 2'ye bölelim. 27, 9 ve 45. 3'e geçelim şimdi. Burası 9, burası 3, burası 15 olur. Bakın bu da ortak bölen. İşaretleyelim. Tekrar 3'e bölelim. 3, 1, 5. 3'e böldüğümüzde 1, 5. 5'e böldüğümüzde de 1. Evet. Şuradaki 3 de ortak bölendir. Her üçünü de böldüğü için. İşaretlediklerimizi çarpalım. 2, 3 ve 3'ü çarptığımızda 18 olur. Şimdi yağ tenekesi sayısını bulmak için bu deponun hacmini tenekelerden bir tanesinin hacmine böleriz. Deponun hacmi 54 çarpı 72 çarpı 90 olur. Tenekelerden bir tanesinin hacmi 18 çarpı 18 çarpı 18'dir. Küp şeklinde olduğu için. Şimdi 54'ü 18'e bölersek 3 buluruz. 72'yi 18'e bölersek 4 buluruz. 90'ı 18'e bölersek 5 buluruz. 3, 4 ve 5'i çarptığımızda da teneke sayısını 60 olarak buluruz. 11. Ömer Bey kenar uzunlukları 108 metre ve 240 metre olan tarlasını eşit alanlı kare biçimindeki parsellere ayırarak hayır kurumlarına bağış yapmak istemektedir. Buna göre tarladan en az kaç parsel elde edileceğini bulunuz. Kare şeklindeki parselin bir kenarını bulmak için 108 ile 240'ın en büyük ortak bölenlerini bulalım. 2'ye böldüğümüzde burası 54, burası da 120 olur. Bunu işaretleyelim ortak bölen olduğu için. Tekrar 2'ye bölelim. 27'ye 60 olur. Bunu da işaretleyelim ortak bölen. Tekrar 2'ye bölelim. 27 bölünmez. 60'ı böldüğümüzde 30 olur. Tekrar 2'ye bölelim. 27'ye 15 olur. Şimdi 3'e geçtik. 3'e böldüğümüzde burası 9, burası 5 olur. Bunu da işaretleyelim. Ortak bölen. 3'e böldüğümüzde 1'e 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Evet. İşaretlediklerimizi çarptığımızda 2 çarpı 2 çarpı 3 12'dir. Bu kare şeklindeki parsellerin bir kenarıdır. Parsel sayısını bulmak için bu arazinin alanını kare şeklindeki parsellerden bir tanesinin alanına böleriz. Evet, 108'i 12'ye böldüğümüzde 9 olur. 240'ı 12'ye böldüğümüzde 20 olur. 9'da da 20'nin çarpımı 180'e eşittir. Parsel sayısı en az 180 tanedir. 12. Bir marangoz boyutları 120 santimetre, 100 santimetre ve 80 santimetre olan dikdörtgen 12. Bir marangoz boyutları 120 santimetre, 100 santimetre ve 80 santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kütükten eş büyüklükte küp şeklinde parçalar elde edecektir. Buna göre bu marangoz en az kaç tane parça elde eder? Küp şeklindeki parçaların bir kenarı 120, 100 ve 80'in ebobudur. Evet, 2'ye böldüğümüzde 60, 50, 40 olur. Bunu işaretleyelim. Tekrar 2'ye bölelim. 30,
25, 20 olur. Bunu da işaretleyelim. 2'ye böldüğümüzde 15, 25, 10 olur. Yine 2'ye böldüğümüzde 15, 25, 5 olur. Şimdi 5'e bölelim. 3'e bölelim. Burası 5 olur. 25 ve 5. Şimdi 5'e bölelim. 1, 5, 1. Bunu işaretleyelim. Ortak bölen. Şimdi tekrar 5'e bölersek bunu da 1 buluruz. İşaretlediklerimizi çarpınca 2 çarpı 2 çarpı 5, 20 buluruz. Şimdi parça sayısını bulmak için bu prizmanın hacmini küp şeklindeki parçalardan bir tanesinin hacmine böleceğiz. Şimdi 120 ile 20 sadeleşir, 6 olur. 100 ile 20 sadeleşir, 5 olur. 80 ile 20 sadeleşir, 4 olur. 6, 5 ve 4'ü çarptığımızda da 120 olarak parça sayısını buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.